İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Dikranagert'in Hasuni mağaraları UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaya çalışıyor. Arçak Cumhuriyeti Milli Güvenlik Servisi, sakinlerin yerlerinden edilmesine ilişkin belge bir Azerbaycan yalanıdır. Cabahk'ın Halkalak bölgesindeki kültürel alana yeterince ilgi gösterilmiyor. Küba, yıl sonuna kadar Avrasya Ekonomik Birliği'nde gözlemci statüsü alabilir. Fırat Nehri üzerinde kurulan zipline maceracıların ilgi odağı oldu. Çeşitli Ermeni milli bayramları ilginç yorumlarla bir kitapta yer aldı. Cennet Kapısı adlı filmin dünya premieri Moskova'da gerçekleşecek. Batı Ermenistan'daki Dikranagert Diyarbakır şehrinin Silvan ilçesinde bulunan Hasuni mağaralarının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesi çalışmaları devam ediyor. Silvan'daki Hasuni mağaraları içerisinde milattan önce binli yıllardan milattan sonra 13. yüzyıla kadar yerleşim izlerini barındırıyor. Azerbaycan özel servisleri sosyal ağlarda Artsakh sakinlerinin yerlerinden edilmesi hakkında sahte bir belge yayınlıyor. Armin Press tarafından bildirildiğine göre Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi bununla ilgili bir mesaj yayınladı. Mesajda Arsak Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi, Azerbaycan özel servislerinin yanlış bilgi yaymak için aktif girişimlerde bulunduğunu bildirmeyi gerekli görmektedir. Bu bağlamda söz konusu belge sahtedir. Bu gerçek Azerbaycan tarafının Ermeni toplumunda ucuz yollarla paniğe neden olmaya çalıştığını bir kez daha kanıtlıyor. Vatandaşlarımızı bu tür bilgileri sosyal ağlardan yaymaktan, yabancılarla askeri konularda iletişim kurmaktan kaçınmaya ve yalnızca resmi haberleri takip etmeye çağırıyoruz dendi. Halkalak Belediyesi'ne bağlı köylerin kültür evleri olağanüstü bir halde. Belediye tüm kültür evlerini yenilemek için henüz fona sahip değil. Ahalkalak Belediyesi'nin 32 köyünde kültür evi var ama hepsinin yenilenmesi gerekiyor. Bazı köylerde örneğin Kokia, Horenya, Solda ve Murcahet gibi köylerin kültür evleri düğün salonu olarak hizmet vermektedir. Samsar, Olavert, Kartikam, Meranya, Baralet köylerindeki kültür evleri yıkıldı. Jinevs Ajansı kültür evlerinin harap durumuyla ilgili pek çok kez yazılar yazdı. 4 yıl önce 32 kültür evinden özellikle Vahçiyan, Murcahet, Alastan, Bejano, Diliska ve Abul köylerindeki kültür evleri kısmen yenilenmiştir. Diliska köyü hariç tüm kültür evlerinde sadece bir eleman çalışmaktadır. Bu yıl Baralet Köyü'nün kültür evinin kısmen yenilenmesi için bir ihale duyuruldu. Bu ihale ilkinde katılımcı olmadığı için ikinci kez ilan edildi. Avrasya Ekonomik Birliği'nin basın servisinden aktarılan bilgiye göre Küba'ya Avrasya Ekonomik Birliği kapsamında gözlemci devlet statüsü verme kararı 2020 yılının sonuna kadar verilebilir. Avrasya Ekonomik Birliği Entegrasyon ve Makroekonomi İşleri Bakanı Sergey Glazyev ise konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı. Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi'nin bu yıl bir karar vereceğini düşünüyorum. Komisyon bu konuyu devletlerimizin liderlerinin araştırmasına sunmak için gerekli tüm prosedürleri gerçekleştirdi. Gözlemci devlet statüsü Küba'nın Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle işbirliğini yoğunlaştırmasına imkan sağlayacak. İşbirliği için muhtemel alanlar endüstri, sağlık hizmetleri, enerji, ulaşım, tarımsal işleme kompleksi olabilir. Avrasya Ekonomik Birliği gözlemci devlet statüsü yetkili makamlarca kabul edilen gizli bilgi içermeyen belgeleri almanın yanı sıra ülkenin karar alma hakkı olmaksızın devlet üzerine Avrasya Ekonomik Birliği organlarının toplantılarına katılmaya izin veriyor. Şu anda Moldova böyle bir statüye sahiptir. Batı Ermenistan'ın Elazığ'da turistik özellikleriyle her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerinde kurulan zipline hattı gençliğinden yaşlısına ilçe sakinleri ile dışarıdan gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. İlçede girişimci Mahmut Aslan tarafından kısa süre önce 300 metre gidiş ve 300 metre dönüş parkurlu nehirden 20 metre yükseklikte zipline hattı kuruldu adrenalin tutkunları eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Tarihi ve doğal mekanlarıyla dikkat çeken ilçenin ziyaretçi potansiyeli dikkate alınarak kurulan zipline hattına dışarıdan gelen ziyaretçiler kadar ilçe sakinleri de ilgi gösteriyor. Haçverat, Yılbaşı, Paskalya, Barigentan, Zahkazart. Gençlik Kulüpleri Federasyonu Ermeni Milli Bayramlarını daha tanınır hale getirmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla Ermeni Ulusal Geleneksel Bayramları başlıklı kitabı yayınladı. Kulüpler Federasyonu Başkanı Atom Mkhitaryan'ı kendi bünyelerinde bulunan kuruluşların yıllardır gençlerin desteği ve katılımıyla ulusal geleneksel bayramlar organize ettiğini söyledi. Mkhitaryan, genellikle bu gençler bayramlarımızı bazen de törenlerimizi organize etmek için bir araya geliyorlar. Onlar daha fazlasını öğrenmeye, törenlerin anlamını anlamaya çalışıyorlar. Aklımıza böyle bir kitabın gençlerin yardımıyla yayınlayabileceğimiz geldi dedi ve yılın başında kültür ve gençlik alanındaki uzmanların ilgili bilgilerini katılımcı gençlere aktarabildikleri ve onları Ermeni takviminin bir sonraki bayramını düzenleyen ekibe dahil ettiklerini ekledi. Atom Mkhitaryan'a göre kitap hem Ermenistan Cumhuriyeti hem de diasporanın genç liderleri kültürel ve sosyal yapılar için faydalı olabilir. Yönetmen Civan Avedisyan'ın Cennet Kapısı adlı filmin dünya premieri Filmin mali destekçisi olan Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Sinema Merkezi'nin belirttiğine göre 18 Ekim günlerinde yer alacak Moskova Uluslararası Film Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek filmin gösterimi yarışma dışı resmi bir programda yapılacak. Bu konuda Civan Avedisyan filmin Mart 2020'de Kanada'da ve Los Angeles kentinde yapılması planlanan dünya premierlerinin gerçekleşmediğini ve sadece Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki galayı gerçekleştirebildiklerini ifade etti. Filmin baş kahramanı Litvanyalı Ritis Kurkulis, Cennet Kapısı adlı filmde opera sanatçısı Jean Bernard'ın rolünü ünlü Litvanyalı aktör Leo Pobedon Ostevas canlandırıyor. Cennet Kapısı adlı filmin Ermenistan Cumhuriyeti kalası 2019'da gerçekleştirilmişti. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Hayren adlı topluluktan Ermeni halk müziği Ay Asina adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.